Diyelim ki yani şöyle anlatalım mesela senin sorduğun soruyu. Diyelim ki işte mid lane'de ezildin abi. Karşındaki adam seni ezdi. Hani last hit alamıyorsun işte. Karşındaki adam hepsini deny'liyor. Ya yani diyelim milli bir hero ile mid'e gittin ve karşına Monkey King geldi. Last hit alamıyorsun, adam hepsini deny'liyor, seni lane'e sokmuyor, işte creepleri deny'liyor. Bir şey yapamıyorsun. Gidersen öleceksin, gitmezsen farm alamayacaksın. Böyle zor bir durumdasın, tamam mı? O durumda yapacağın şey adamın lane'i pushlamasını bekleyip, yani mesela şimdi diyelim ki şurası mid lane. Adam burada kasıyor, sen buradasın. Creepleri izliyorsun mecbur. Adam kesiyor, sen izliyorsun. Adamın lane'i birazcık pushlamasını bekleyip diyelim Radiant oynuyorsun. Adam lane'i pushladıktan sonra buradan diyelim ki şöyle de Warden var, tamam mı? Warden var mid'de. Adam burada creepleri kesiyor. Adama yaklaşıp agro'yu üstüne çekip creepleri böyle kendine doğru yavaş yavaş yaklaştıracaksın. Tamam mı? Creepler sana gelecek böyle. Getirebildiğin kadar creepleri kendine getirip burada kesebildiğin kadarını kesip gene deny'ını yersin. Çünkü mid'de duramayacaksın. Karşındaki hero çok güçlü. Deny yersin. Alabildiğin kadar 1-2 creep alıp sonra Radiant mid'deki yandaki NC'ye gidersin böyle. Tamam mı? Orayı kesersin. Orada da mümkün olduğu kadar şurada ağaçlar olur. Birazdan oyuna girdiğim zaman göstereyim. Şuradaki ağaçları üstünde Killing Blade vardır muhtemelen. Çünkü milli hero oynuyorsun. Çünkü milli Monkey King'e eziliyorsun. Milli hero oynadığını varsayıyorum. Ya burada ağaçları yiyorsun, tamam mı? Şu kısma geçiyorsun. Buradaki NC'leri keserken burada duruyorsun. Ve mid'deki ölen creeplerin de XP'sini almayı unutmuyorsun. Adamın attığı deny'lar sana ekstradan XP'ni bölecek ya mesela. Sen burada hem mid'deki creepleri deny'lansa bile XP'sini alıyorsun. Hem burada kestiğin NC'nin XP'sini alıyorsun. Eşitliyorsun. Bu sayede adamdan level'da çok fazla adamdan geri kalmıyorsun. Farm'da da çok fazla geri kalmıyorsun. Evet geri kalıyorsun ama mesela hiçbir şey yapamamaktan çok daha iyi. Mümkün olduğu kadar buradaki campi stackliyorsun. Timinglerini çok iyi ayarlayıp. Çünkü senin için mid'de yenildiğin zaman mid'i geride bıraktı. Hani geride kapatıyorsan hiçbir şey alamıyorsan. Şuradaki camp dair oynuyorsan da şuradaki camp senin için çok önemli abi. Oraları namusun gibi koruyorsun. Buralara stack atıyorsun. Tamam mı? Onları alıyorsun falan. Belli bir level'a geldikten sonra da zaten diyelim 5 level oldun, 6 level oldun. Artık Monkey seni öyle çatır çatır karısı edemez. Hangi hero'yu oynadığına bağlı. Yavaştan da zaten farmını alırsın. Creeplerini almaya başlarsın. Çok rahat dönersin NC'ye falan. O şekilde toparlayabilirsin yani. Ya bana zaten YouTube'da falan sürekli şey soruyorlar. Hani işte eğitici video çek, eğitici video çek. Eğitici video çek falan da hani vaktim olmuyor çok fazla kanka öğretici eğitici videolar çekmeye falan. Şimdi beyler mid'de oynadığınızı düşünün. Bu oyunu hiç varsaymayın, tamam mı? Bu oyunu unutun yani. Bu random öyle girdiğim bir replay. Şimdi mid'de diyelim karşınızda Monkey King var. Ya da milli bir hero var ya da range bir hero var. Siz bir milli hero'sunuz. Örnek veriyorum. İşte sen diyelim ki Tiny aldın. Karşında bir Lina var. Ya da işte Melee bir hero aldın sen. Karşında bir Monkey King var diyelim ki. Mid'de dayak yiyorsun. Adam creepleri deny'liyor. Kendi creeplerini deny'liyor. Karşının creep senin creeplerini kesiyor falan. Senden önce 2 level oldu. İşte senden önce 3 level oldu. Sen daha 2 levelken falan. Burada sana bir şey vermeyecek adam. Çok belli. Çünkü sen buraya her gittiğinde adamdan hem haras yiyeceksin. Adamın pasifini çalıştıracaksın. Monkey King'se. Ya da karşında Lina varsa sana sürekli vuracak. İşte stun atacak yaklaştığın zaman. Pasifiyle zaten seni sürekli haraslayacak falan. Sürekli base'den heal almak zorunda kalacaksın. Ve sen burada beklersen, şurada bekleyip buradaki creeplerin ölmesini izlersen bu iş olmaz. Şimdi burada oyuna nasıl dönülür? Onu anlatacağım size. Şimdi siz diyelim ki böyle milli bir hero'sunuz. Killing Blade'iniz kesinlikle olsun. Mid'e milli hero ile gidiyorsanız Killing Blade'siz kesinlikle gitmeyin. Yapacağınız şey şu. Burada zaten Ice Frog düşünmüş. Mid'de last pick olduğu için mid'de counter yiyen adam oyuna dönebilsin diye, bir şeyler yapabilsin diye Ice Frog bunu düşünmüş. Buradan geliyorsun kardeşim, tamam mı? Şuradaki ağaçları Killing Blade'in ne yiyorsun? Ağaçlar 6 dakikada bir respawn oluyordu sanırım. 3 dakika mı 6 dakika mı tam emin değilim. Yanlışsam düzeltirsiniz. Şuradaki ağaçları yok ediyorsun, tamam mı? Buradan kendine bir yol açıyorsun.
Ondan sonra middeki buradaki creepler skill atıp alabileceğin bir tane creep varsa mage creep'i kesinlikle skillini kullan, manana harcama. Şey, manana acıma. O mage creep'i almak için skillini kesinlikle kullan. Diyelim ki Tahin oynuyorsun mesela, tamam mı? Karşının mage creep'inin canı azaldığı zaman kendi creep'lerinden bir tanesini at, adama denk gelmese de olur. O mage creep'i al kesinlikle. Mage creep'in hem parası hem XP'si melee creep'lere göre çok daha fazla. Birinci kural bu. Mage creep'i kaçırmıyorsun. Skill'ini alıyorsun o mage creep'i ne yapıp edip. İkincisi, buradaki ağaçları kesiyorsun. Buradaki middeki creep'ler ölürken buradaki NC lane'ini şuraya çekiyorsun. Bak tam şu kısmı. Şuraya kadar çekiyorsun. Buradan bu NC'leri burada keserken tabi timinglerini iyi ayarlayıp burayı her 55'te bir çekip burayı kendine stack yapacaksın. Çok önemli bu. Çünkü burası giderse sen mid'i tamamen kaybedersin. Burayı buraya çekiyorsun. Bu sayede adam burada senin creeplerini denylasa bile ne, tamam mı? Buradan senin XP'nin az gelse bile ne, burada kestiğin NC sayesinde adamla burada aldığın XP aynı oluyor. Sen burada NC ile dengeliyorsun. Çok aynı olmasa da hemen hemen aynı oluyor. Adamdan çok az geri kalıyorsun. Çok fazla geri kalacağını. Ve buradan aldığın creeple diyelim ki buradan creeplerden 45 45 45 60 alacaksın. Şuradan 35 35 30 alırsın mesela. Birazcık geride kalırsın. Mid'de kalabilirsin. Buradan şurada kestiğin için iki yerden de XP alacaksın. Dengeleyecek. Zaten 5 level 6 level olduktan sonra da zaten Mid'de yavaş yavaş tutunmaya başlarsın. Diyelim karşısında Lina olsa da, Monkey King olsa da. Skillerinle lane'i hızlı bir şekilde pushlarsın. Creepleri kesersin. Bir Soul Ring alırsın en kötü mesela. Soul Ring'i çekersin. Her wave'e iki tane skill atar. Creeplerini alır sonra NC'ye girersin. Burası ve burası mid lane'e çok yakın. Burası çok yakın mid lane'e. Dire'da da aynı şekilde, hatta Dire'da çok daha iyi. Buradan şuraya geliyorsun abi. Dire'da mid'in XP'sini de kaçırmazsın. Tamam mı? Şuraya kadar geliyor creepler. Şurada kesersin kardeşim. Tamam mı? Şuradan XP'ni de alırsın. Dire'ın dezavantajı burada adam şuraya kadar çekerse lane'i şuradan XP alamıyorsun. Ama Radiant'ınki çok avantajlı bak. Direkt yakın. Buradan çekip şurada kesersen şuradaki XP bile alabilirsin. Dire'da da burayı alırsın. Burayı alırsın. Dire'ın ikinci NC'si yakın olduğu için bu dezavantaja sahip bu arada bak. Burada mesela Radiant'ta burayı kestin. Burayı kesmek için buradan gelip ta buraya dolanıp burayı kesmen gerekiyor. Sonra dolanıp aşağı inip mi de gitmen gerekiyor ya da ta buraya kadar gelmen gerekiyor. Ama Dire'da burayı kestin, hemen buradan şuraya kestin. Hatta şu iki ağacı kırarsan buradakini buraya çekip ikisini bir ortada da kesebiliyorsun yani. Dire'ın da öyle bir avantajı var. Mid'de bu şekilde kaybetseniz bile tutunabilirsiniz. Yani kendi oyunlarımdan örnek vermem gerekirse, yani açıp kendi oyunlarımdan replay'den falan izletmem gerekiyor. Ben bu durumları yaşıyorum zaten ama hiçbir zaman mesela mid'deki karşı takımın mid'i benden 1K bile network üstün ayrılamıyor mid'den yani. Çünkü oyuna nasıl geri döneceğini biliyorsun. Ha şöyle istisnalar var. Şöyle istisnalar var. Karşının support'u çok iyidir abi. Ki benim ranklarımda karşının support'ları rank 500'ler, rank 600'ler geliyor yani böyle. Hani adam üstüne getiriyor abi. 3 tane sentry alıyor. Birini şuraya dikiyor. Birini şuraya dikiyor. Birini şuraya dikiyor. Haydi bakalım. Sen kaldın ortada armut gibi. Ki senin support'un insan değilse, malum ırktansa, sentry istiyorsun almıyor. Bir de sentry dikip buradaki ward'u divortlaman falan gerekiyor. Öyle bir zarara giriyorsun. O zaman geri düşüyorsun. Onda hiç yapacak bir şeyin yok. Onda artık acımasız bir oyun. Yani öyle düşünün. O şekilde kurtarabilirsiniz kendinizi. Yani ben sadece mid lane için size yardım edebilirim. Diğer lane'lerde çok oynamadığım için, yani laning stage'lerini biliyorum. Yani laning'lerinin nasıl yapıldığını biliyorum ama geri düştüğünüz zaman ne yapacağınızı falan bilmiyorum. Çünkü üst lane'de, alt lane'de çok başka bir oyun dönüyor yani. Çok farklı bir dünya. Mid lane çok farklı bir şey. Ya bana mesela sürekli diyorlar işte eğitici, öğretici videolar yap, anlat falan filan. Ben o zaman şöyle yapayım. Ben bu anlattığım mesela YouTube'a atayım, tamam mı? YouTube'a bunu atayım abi. Siz deyin ki biz şunu öğrenmek istiyoruz mesela. Şöyle şunları öğret MIT'te. Ne yapabiliriz? Şöyle olursa böyle olur. Şu nasıl olur? Bu ne olur? Benim aklıma sorular gelmiyor. Siz bana soruları sorun YouTube'da videonun altında. Ben size onun karşılığında işte şu sorunun cevabı şu, bu sorunun cevabı bu şeklinde isimleri göstererek videoları çekeyim atayım ya. Yani merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Öyle yapalım yani. Tamam mı? O şekilde anlaşalım. GG.